One Piece'in devlerin ne kadar önemli olduğunu anlatacağım ve bu devlerle alakalı öneminden bahseden geçmiş olayları anlatacağım ve böylelikle Elbaf'ın neden önemli olduğunu birkaç sorularla karşınızda olacağım. Özellikle de bu sezonda, bu yeni gelecek arc'ta neler bekliyor bizi, bunu da bilmiş olacağız beraber. Şimdiden söylemek istiyorum, eğer video sizleri tatmin ederse abone olmayı unutmayın. Düşündüklerinizi yorum şeklinde de yazabilirsiniz ve özellikle like atmanız benim için inanılmaz destek olacaktır. O zaman başlayalım. Devler iki kategoriden oluşur. Biri normal devler, 15 ve 20 metre arasındaki yüksekliğe sahip. Diğeri de 60 metre yüksekliğe kadar yükselebilen antik devler. Antik devden zaten iki tanesini gördük. Biri beyaz takımına ait Oz Junior. Diğeri de 500 yıl önce adalarla ülke kuran bildiğimiz kırmızı Oz. Onu Moria sezonunda gördük. Bilinmeyen bir tür olarak Yeti Cool Brothers diyebiliriz. Onlar da 42 metre yüksekliğine sahip. Kara Sakal'ın da takımında olan San Juan Wolf var. O da 18 metre yüksekliğine sahip. Lakin şeytan meyvesi sayesinde gücünü 10 kat arttırabiliyor. Yani 180 metrelik bir dev olabiliyor. Devlerin ömrü insana göre 3 katıdır. Yani 300 yıl sularında yaşarlar. En yaşlı da Jarl Barbensin'dir. Yani 63 yıl önce 345 yaşındaydı. Elbaf'ta politika aslında İskandinav ülkelerine çok benzer. Birçok klan oluşur ve bu klan bir kraliyet ailesine bağlıdır. Bu kraliyet ailesine bağlı hiçbir insanı bilmiyoruz. Loki prensi hariç. Loki prensin olması bir yandan da acaba onun kardeşi olan Odin'i görebilir miyiz? Çünkü Odin'in mızrağı Gungnir bizlere kelime olarak iletildi. Dolayısıyla Odin olursa acaba Thor'su da, hani Thor'sa karşı gelen o kraliyet ailesini görebiliyor muyuz? Yani böyle sorular da olabilir. Dış politikaya da baktığımızda aslında başka ülkelerle hiçbir ilişkileri ve bürokrasileri yok. Tek dış dünyaya bağlantılı olarak görebileceğimiz Kahmen'in yetimhanesi, Shanks'ın takımı ve Mugiwara'lar. Ve Shanks Elbaf'ta öyle bir kabul ediliyor ki Shanks onları büyük abileri olarak görüyor. Onun gemisi de zaten Red Fox, Vikinglerden kalma Drakkar gibidir. Ona çok benzerlik vardır. Devleri Marin tarafından da çok gördük ama o da cadı Yamamba sayesinde 50 yıl boyunca bir beyin yıkama neticesinde olan bir şey. Daha sonra tekrar geleceğiz bu konuya. Elbaf topluluğu da çok aslında prensip olarak basittir. Hayatını mahvedebilirsin ama ölümünü asla. Devler için kayda değer tek şey gururdur. Dolayısıyla gurur sorunsalları, anlaşmazlıkları mücadele ve dövüşle hallederler. Ondan dolayı çok güçlü de bir ırktır devler. Hatta devlerin şöyle bir sözü var. Devlerin kesemeyeceği hiçbir obje yoktur. Kan kırmızısı yılan hariç. O kan kırmızısı yılan ne olduğunu daha henüz bilmiyoruz. Elbaf'ın dışında olan devler de var. Equal di Saulo gibi. Zaten Saulo kendisi de Elbafların bu örf ve geleneklerine çok barbarca olduğunu söyler. Diyelim sorunun var. Çıkarsın Elbaf'tan, dövüşle halledersin. Zaten tanrılar tek güçlü olan insanı ödüllendirir ve güçlüysen zaten haklısın demektir. Ondan dolayı çok aslında prensip gurur ve mantık da basittir. Güçlü olan neden haklı? Çünkü Warlon bölgesinde her şey senden daha büyük güçlüdür. Yani dalgalar öyle, orman, ağaç, hayvanlar her şey daha büyük ve güçlü olduğu için tabii ki de hani onların kültürü ve adalet kılıcı güçtür. Elbaf'ta Yggdrasil ağacına benzeyen kocaman ağacı görmek mesela her şeyin ne kadar büyük olduğunu söyleyebilmek için kafidir. Yggdrasil biliyorsunuz birçok oyunlarda gördük, God of War gibi. Ve Yggdrasil'de genellikle birçok dünya o büyük ağaca bağlıdır. En son Elden Ring'de o büyük ağacı görüyor oluşumuz gibi. Her ağacın farklı dallarına dolu giden yollarda farklı bölgeler, farklı dünyalar vardı. One Piece eserinde bu dünyalar aslında ulu adalarına temsil ediyor olabilir mi? Zira odanın sürekli çizimlerinde bazı panellerin arka tarafında çok uzun dallanan koca koca gölgeler gördük. Ve bu gölgeleri görünce bizlere Giant Jack'ları andırıyor. Bu Giant Jack'ları zaten Skypiea'da gördük. O uzun dallanan o kökler aslında başka yollara gösteriyordu. Ve bunu Jack ve sihirli tohum hikayesine bağlıyor olabiliriz. Zira o hikayede Jack Mario'ya benzer büyük bir dala doğru tırmanırken dalların içerisine deve de denk geliyor. O sebepten önemli bir referans olabilir. Devlerin inançları farklı olsa da hepsi bir şekilde güneş tanrısı olan Nika'ya
yakınlaşıyorlar. Ve Warlord bölgesinin aslında kökeni olan Nika oradaki köleler tarafından da çok anılırdı. Ve o kölelerden bir ırkı Bukenye'dir. Kuma'nın tek hayatta kalan tür olarak da söyleyebiliriz. Şu an Nika sembolü zaten dünya hükümeti tarafından silinmeye çalışılıyor. Lakin buna rağmen devler her yıl Nika'yı sembolize eden bir ritüelleri, bir dansları, bir anma günleri oluyor. Elbaf'ta 250 yıl önce orada da korsanlar çıkıyor ve ilk korsanlar Yal ve Yoldur. Akabinden bundan 100 yıl önce bunların aslında devamını getiren Dogi ve Brogi'dir. 100 yıl önce Dogi ve Brogi Little Garden adasında büyük bir anlaşmazlıkları oluyor ve tabii onların kültür gereği o anlaşmazlıkları arasındaki kavgayla bitirmesi gerekiyor. Sıkıntı olan şu, kavga o kadar sürüyor ki yıllar boyu sürüyor, artık kendi takımı bekleyemiyor ve bazıları geri dönüyor, bazıları yakalanıyor ve bazıları sadece mersener olarak takılıyor. Gaiden Oymu Kaxi Elbaf'a geri dönerek yeni jenerasyon devleri yetiştiriyor. Ki bunların birisi Hajrudin'dir. Hatırlatırım, onu Dressrosa'da görmüştük zaten. Stansen hariç diğerlerin hepsi marinler tarafından yakalanıyor. Ve sıkıntılı sorulara geliyoruz burada. Zira dünya hükümeti, Marie Joise ve marinler devlerin ne kadar güçlü bir kart olduklarını biliyorlar. Ve bir şekilde bu devlerin kendi güçleri olarak kullanmak da istiyorlar. Tabi biliyoruz ki Marin, yani o güçler ve dünya hükümeti emellerine ulaşabilmek için hiçbir şekilde stoik etiklerine sahip değiller. Ve devlerin klonlaştırma deneyleri başarısız olunca bu sefer bir cadıya başvurdular. Soru Soru No Mi meyvesine sahip Yamamba cadısı, diğer adıyla Kahmen. Kahmen'in meyve gücü sayesinde yakalanan devleri kendisi bir Nika, yani güneş tanrısının bir elçisi olarak tanıttığı için onlara aslında bir beyin yıkama serüveni yaşatıyor. Ve bu ciddi bir yıl aralığında, yani 50 yıl boyunca bunu yapıyor. Ve bunu yapabildiği için devlet tarafından seviliyor ve Kahmen yetimhanesi Elbaf'ın içinde kuruluyor. Anne Kahmen zaten bir yetim ticareti yaptığını biliyoruz. Ve burada onun misyonu onlarca devleri beyinlerini yıkadıktan sonra marinlere doğru yönlendirmek. Zaten ondan dolayı Marineford Savaşı'nda özellikle orada çok bariz bir şekilde gördük. Marinlerin içerisinde birçok dev vardı. Ve bu sebepten dolayı. Ana Kahmen 63 yıl önce Lin Lin denen bir çocukla tanışıyor. Ve Lin Lin aslında o kadar iştahlı ki Elbaf'ta bir ritüel vardır. Böyle bir Ramazanlık gibi bir ritüel olarak görebilirsiniz. Hiçbir şey yemedikleri bir ritüel ve Lin Lin hiçbir şey yemediği zaman, aç kaldığı zaman kontrolden çıkıyor ve kontrolden çıkma neticesinde en büyük kaptanları ve askeri olan Yorlu öldürüyor. Tabii en büyük savaşçılarını öldürünce Lin Lin devler tarafından bir onur meselesi haline geliyor ve Kahmen orada gücünü kullanarak Lin Lin ve kendisini kurtarmaya başarabiliyor. Yoksa devler affetmezlerdi. Hepsi saldırırlardı Lin Lin'e. Lin Lin terk edilmiş bir adaya gönderiliyor ve o terk edilmiş adada Kahmen yeniden bir yetimhane kuruyor. Bu ada zaten Elbaf'a yakın bir adadır. Yalnız burada bir olaylar oluyor. Artık tam olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla Lin Lin'e bir 6 yaş yeni parti, yani doğum günü kutlaması yapılıyor ve doğum günü kutlamasında bir sürü ona sevdiği tatlar verilince Lin Lin bunları yiye kontrolsüz haline gelip orada aslında Kahmen Ana'yı ve tüm arkadaşlarının hepsini yemiştir. Ve bu olaya şahit olan bir dev oluyor ve o dev tekrar gidiyor Elbaf'a bunu söyledikten sonra Elbaf'ın ve dünyanın resmi bir suçlu haline geliyor Lin Lin ve bildiğimiz şu anki adıyla Big Mom'dur aslında. Şimdi orada mangada aslında belli kancilerde, belli onomatopelerde bir bağırma duyuyoruz adanın uzaklığında. Aslında çok creepy, çok sıkıntılı bir olay eğer gerçekten Lin Lin onları çiğ çiğ yediyse. Ama bir yandan da dev gerçekten ne gördü, gerçekten yok oldular mı, gittiler mi? Hani bir yandan birçok şey bilinmiyor da. Gerçi One Piece'te çok böyle karanlık konuları, yani çok rahat sahneler de, hani sıkıntılı sahneler koymadan dile getiriliyor da, ama bu doğum günü parti olayında bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Orada bence bir soru işareti var.
Oymu ve Kaxi artık Doggy ve Brogy'nin yanına geri dönmek istiyorlar ve geri dönerken de orada Enies Lobby'de 50 yıl boyunca kapı kulu yaparken takılıyorlar. Bunun da sebebi şu, Marin bunlara aslında bir yalan söylüyor. Diyor ki hani sizlerin kaptanlarını biz tuttuk, siz bizim için hizmet edeceksiniz ki biz sizin kaptanınızı geri salalım. Ve böylelikle Enies Lobby'de 50 yıl boyunca kapıyı tutmakla görevlendirildiler. 22 yıl önce Oaga alimleri, Oaga bilim insanları kayıp yüzyıl hakkında değişik bilgi ve sırlara dokunur hale gelince o Oaga bölgesi tamamıyla Böstekol sonucu yok olmuştur. Ve o olaylarda tek yaşayabilen Agual Di Saulo ve Robin'dir. Agual Di Saulo biraz enteresan bir karakter, zira devlerin içerisinde tek D harfine sahip devdir. Ve o devin anlamı ve kaybolan o yüzyıl bilgisinin hafızası yok olmaması için Hajrudin ve arkadaşlarıyla birlikte tekrar Oaga bölgesine gidip oradaki aslında batırılan bütün kitapları toplayıp Elbaf'a gönderiyorlar ve Elbaf'ta büyük bir kütüphane oluşuyor. Kütüphane oluştuktan sonra Vegapunk'ü de davet ediyorlar ki araştırsın, baksın. Vegapunk böylelikle Claudie Clover'ın çalışmalarını son verebilecektir. Lakin biliyoruz ki Vegapunk'ün hep böyle poposu iki sandalye arasında. Bir yandan dünya hükümetinin de baskısı var. Bir yandan da kendi eteği, kendi ilişkileri, kendi hani sosyal çevresi var. Ve bu zaman boyunca yani yine dünya hükümetinin başaramadığı ve peşine gittiği aslında devleştirme projesidir. Dünya hükümeti Mats denilen en zeki, en etiksiz ve en büyük bilim adamları topluyorlar. Mats'ın bilim adamları birçok şeyi gerçekleştiriyorlar. Yapay şeytan meyvesi yaratma, klonlaştırma, genetik değişikliği ve birçok inovasyon yaratmış oluyorlar. Tek yapamadıkları şey yine bu devleştirme projesi. Deneyleri Impel Down zanlılara yaptıktan sonra onların ne kadar kontrolsüz olduğunu görünce onları ya öldürmüşlerdir ya da dondurdular. Burada devreye giden yani perde arkasına Sizah Clone vardır. Sizah Clone tekrar deney yerlerine yani Punk Hazard'a giderek ve bu donlaştırılmış kobayların yanına giderek Kaido'ya satma teklifinde bulunuyor. Satacak ki Kaido daha güçlü olacak, daha büyük bir ordusu olacak ve böylelikle Oden tarafından korunan Wano Kuni'yi fethedebilecek planlara sahip olacak. Nitekim de böyle oluyor. Zaten Wano Kuni sezonda devleri gördüğümüz aslında birkaç sahne var ve o devlerin ismi Numbers'dur. Aptal ama 60 metre yükseklikte devler. Shanks'ın ne zaman devreye girdiğini bilmiyoruz ama o aralarda Shanks da Elbaf'a giderek onun hani kendi güç gösterisini devlere göstererek orada bayağı bir büyük bir işbirliği oluyor, bir sevgi oluyor, bir arkadaşlık oluyor ve diyebiliriz yani Shanks'ın Elbaf memleketi gibi bir şey oluyor aslında. Lin yani Big Mom travmatizma olarak hani yalnız kalmaktan çok korkuyor. Ondan dolayı onun ütopyası bir ada oluşturmak ve bütün ırkların bir araya barınabileceği bir yer. Ve o ırkların içerisinde eksik olan 3 tane ırkı vardı Big Mom'un. Örnek olarak kuma olan Bukaniye, Lunaryenler, King örneği diyebiliriz. Bir de devler. Şimdi Lin Lin'in yapmış olduğu olaylardan ötürü Elbaf'a tekrar girme olayı ya da görüşebilme ihtimali sıfır. Lakin 5 yıl önce bir mucize oluyor. Warland'ın kraliyet ailesine ait Prens Loki, Big Mom'un 23. kızı olan Charlotte Lola'ya aşık oluyor. Loki aşık oluyor ama aşk karşılıklı olmadığı için bu sefer bir cevap alamayınca Loki bu sefer tekrar Elbaf'a geri dönüyor. Ve Big Mom'a yani tekrar kapıları sonsuza kadar kapatmış oluyor. Aslında burada Big Mom eğer işbirliği yapabilseydi devlerle ve devler olsaydı onun ordusunda yani gerçekten dünya hükümeti haline gelirdi. Yani dünya hükümdarı haline gelirdi. Ve yani devlerin yine burada ne kadar önemli olduğunu yine burada aslında görmüş oluyoruz. Oradan bir dev haberi olmayınca bu sefer Big Mom bütün yatırımlarını, parasını Sizah Clone'a yatırıyor ki devleştirme projesini bir şekilde bitirebilsin. Hatta Whole Cake Island'da bile Sizah Clone'un rahatlıkla çalışabileceği son model bir laboratuvar kuruyor. Başarısızlıklarını Punk Hazard'da bizim Mugiwara'lar görüyor. Çünkü büyümekte olan çocuklara bu devleştirme deneyleri yapıyor Sizah Clone ve ne kadar
başarısızla ve kötü bir sonuç olduğunu burada zaten hani Zoro, Luffy, Sanji'nin gözleriyle görmüş oluyoruz. 4 sene önce Podcast D Ace Elbaf'a gidiyor. Gitmenin sebebi aslında Shanks'la görüşüp ve Luffy'yi kurtardığı için teşekkür etmek. 2 sene önce Doggy ve Brogy'nin grubuna ait olan Stan Sen yakalanıyor ve Shabondi'de pazarlanmak üzere, satılmak üzere daha doğrusu sergileniyor ve orada Silver Relic sayesinde kurtarılıp o da Elbaf'a geri dönmüş oluyor. Aynı yıl içerisinde Dory ve Brogy Baroque tarafından saldırıya uğruyor ve onları kurtaran bilin bakalım kim? Mugiwara'lar. Luffy zaten Nika'nın kendisi ve Usopp bu devlere bakarken inanılmaz bir gurur ilhamı alıyor ve orada diyor ki ben bu Elbaf'ın onların yanında adalarına gitmeyi çok istiyorum. Birkaç zaman sonra Enies Lobby olayları oluyor ve yine Mugiwara'lar Oymu ve Kaxi'yi kurtarmak için harekete geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla onlar da Elbaf'a doğru gidiyorlar. Üstelik de kurtarma şekilleri şudur. Usopp onlara Dory ve Brogy hakkında bütün gerçekleri söylemiştir. Dolayısıyla aslında Dory, Brogy, Oymu ve Kaxi inanılmaz Usopp'a karşı bir ahde vefa durumu var. Mugiwara'ların genelinde evet ama Usopp'a özellikle bir farklı ilişkileri var. Sevgileri diyeyim yani. Oymu ve Kaxi'nin yetiştirdiği Hajrudin de artık Dory ve Brogy'yi bekleyemiyor. Kendi korsan grubunu kurmuş oluyor ve kurarken de birkaç zaman sonra Buggy'nin donanmasına dahil oluyorlar. Lakin bu zaman ta ki Dressrosa'da Mera Mera no Mi yarışı olduğunu duyuncaya kadar. Ajrudin bunu duyunca Dressrosa'ya doğru gidiyor çünkü Ajrudin'in amacı Elbaf'ın en güçlü savaşçısı olmak. Dolayısıyla şeytan meyvesi yerse çok daha güçlü olacak çünkü devlerin içerisinde şeytan meyvesi yiyen olmadı. Yani Elbaf'ın içerisinde. Tabi orada yine Ajrudin aslında hayatı boyunca sonsuz bir şekilde borçlu olacak insanla tanışıyor. O da yine Usopp'tur. Ve Usopp'la tanıştıktan sonra Dressrosa olayları bittikten sonra Ajrudin direktmen imparator olan Mugiwara'nın takımına dahil oluyor. Elbaf'ta iki tane korsan takım oldu. Biri Dory ve Brogy, diğeri de Ajrudin'in. Dory ve Brogy Elbaf'ta tekrar Shanks'la buluşunca bir kocaman aslında bir arkadaş buluşması oluyor. Ve o sırada zaten Luffy'nin Wanted afişi çıkınca Shanks ve Dory ve Brogy bunun Nika olduğunu tam %100 bir şekilde emin oluyorlar. Haliyle bu sefer Mugiwara'nın Egette sıkıntılarını görünce, duyunca bu sefer Dory ve Brogy yani dev korsanları Ege'de doğru gidiyorlar ki Mugiwara'ları kurtarabilsin ve aynı zamanda hocalarıyla görüşebilsin Usopp. Şimdi Vegapunk'ün bilgisine sahip olan satelit Lilith var, devler var ve Mugiwara'lar var. Hepsi hep birlikte Elbaf'a doğru gidiyorlar. Sonuç olarak neden Elbaf sezonu bizim için önemli? Birkaç sorularla bunu betimleyeceğiz. 1. Shanks'ın rolü ne? Ve Shanks gerçekten Elbaf'ı kendi alanı olarak ilan etti mi? 2. Kan kırmızısı olan yılan kim? Shanks mı? Ajrudin, Elbaf'ın yeni kralı, en büyük savaşçısı olur mu? Tanrı güneşi olan Nika tam olarak aslında kökeni Elbaf'a mı dayanıyor? Bunun teyitini de almış olacağız. 22 yıl sonra Saulo ve Robin tekrar aynı yerde buluşacaklar mı? Lilith, Vegapunk'ün ve Clover'ın çalışmalarını, araştırmalarını sonuçlandırabilecek mi? Adadaki büyük ağaç nedir ve nereye kadar götürüyor? Big Mom'un 6 yaşındaki doğum günü kutlamasına gerçekten neler oldu? Arkada gölge şeklinde çizilen Giant Jack'ler gerçekten var mı ve nedir? Usopp nasıl hayallerine ulaşacak ve Elbaf'ta nasıl bir savaşçı haline gelecek? Devleştirme projesi gerçek olur mu? Loki'nin dışında diğer kraliyet ailesinin mensupları kim? Onigashima bir devin iskeleti mi? Yamato ve Kaido boynuzlarına sahip olduklarına göre onlar antik dev olarak sayılabilir mi? Wano Kuni'de birbirlerine yakın adaların farklı iklimlerin olması sebebiyle gerçekten o ülke devler tarafından itilip kuruldu mu? Bu video sonrasında bence devler hakkında ve Elbaf'ın önemi hakkında bayağı hepimizin de güzel bir sentez şeklinde kafamızda taze kaldığını düşünüyorum. Ona dolayı tekrar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve görüşlerinizi, sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Diyeceklerim bu kadardı. Ben Buğra Güzelsoy, Bu Güzelsoy kanalındasınız. Kendinize iyi bakın, Dragon Ball ile kalın.
Ciao.